Bu çalışmalarımıza tarihle devam ediyoruz. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti konumuz. Bu videomuzda 16 soru inceleyeceğiz. İlk sorumuz, birinci meşrutiyet ne zaman ilan, ikinci meşrutiyet ne zaman ilan edilmiştir? İkinci meşrutiyet 24 Temmuz 1908'de ilan edilmiştir. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinin nedenleri nelerdir? İttihat ve Terakkicilerin Rumeli'de ayaklanma hazırlıkları yapması, tahta Osmanlı Hanedanı'ndan başka birinin geçeceği söylentileri, Serez'den İstanbul'a bir ordunun yürüyeceği yönünde padişaha bir telgraf ulaştırılması, 1908'de İngiltere ve Rusya arasında yapılan Revel Konferansı'nda Osmanlı'yı Balkanlarda parçalama fikrinin ortaya çıkması, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayım organları hangisidir? Meşveret Gazetesi ve Mizan Gazetesi. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan gelişmeler nelerdir? Girit Yunanistan'a verilmiş, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Avusturya Macaristan Berlin Antlaşması'ndan beri geçici olarak elinde tuttuğu Bosna Hersek'i tamamen almıştır. Revel görüşmelerinde neler kararlaştırılmıştır? Ruslar Balkanlarda serbest bırakılacak, İstanbul ve Boğazlar Ruslara verilecek, Makedonya bölgesinde ıslahat yapılacak. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 1909 yılında kanuni esasında yapılan değişiklikler nelerdir? Padişah Mebuslar Meclisi'nde anayasaya bağlılık yemini edecektir. Bu hüküm ile kanun üstünlüğü ilkesi pekiştirilmiştir. Padişah Balkanlar Kurulu'nda yalnızca başkanını seçmekle yükümlüdür. Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. Bu ikinci ve üçüncü hükümlerle padişahın yürütme ile ilgili yetkileri kısıtlanmış, millet iradesi yürütme organı üzerinde denetim hakkı kazanmıştır. Mebuslar Meclisi başkanını kendisi seçer. Ekonomi, ticaret ve barış antlaşmaları Mebuslar Meclisi'nin onayından sonra yürürlüğe girer. Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir. Padişah veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden yeniden mecliste kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorundadır. Bu 5. 6. ve 7. maddelerle padişahın yasama yetkisinin kısıtlandığı görülmektedir. Padişahın meclisi feshetme yetkisi oldukça zorlaştırılmıştır. Padişah mecliste anayasaya bağlılık andı içme yükümlülüğü altına girmiş, ödenekleri yasaya bağlanmıştır. Diğer sorumuza geçelim. 1909 yılında kanunu esasında yapılan değişikliklerin sağladığı en önemli gelişme hangisidir? Türk tarihinde ilk kez çok partili hayata geçiş olmuş, padişah yasama yürütme üzerindeki yetkilerini yitirmiş, yürütme organı olarak hükümet devlet içerisinde yerini almıştır. İkinci meşrutiyetin ilanı ardından kurulan partilerden bahsedelim. İttihat ve Terakki Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Ahrar Fırkası, Fedakarane Millet Cemiyeti, İttihat-ı Muhammediye Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası, Müteedil Hürriyet Perveren Fırkası. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da meşruti yönetime son vermek amacıyla çıkarılan isyan hangisidir? 13 Nisan 1909 yılında çıkarılan 31 Mart ayaklanması. 31 Mart ayaklanmasının başlamasında hangi unsurlar etkili olmuştur? İttihat-ı Muhammediye Fırkası, Volkan Gazetesi, Medrese Öğrencileri ve Avcı Taburları. 31 Mart ayaklanması nasıl sona ermiştir? Ayaklanma hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Hareket ordusunun isyanı bastırması neyin göstergesidir? Ordunun bir kısmının yenilik yanlısı olduğunun göstergesidir. 31 Mart ayaklanmasının ardından hangi padişah tahta çıkarılmıştır? 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiş. 31 Mart ayaklanmasının Türk tarihi açısından önemi nedir? Bu ayaklanma Türk tarihinin mevcut rejime karşı çıkarılan ilk ayaklanmasıdır. Ayrıca Mustafa Kemal ilk kez bu isyanı bastırmak için kurulan hareket ordusunun kurmay başkanı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Trablusgarp Savaşı hangi devletler arasında ve ne zaman başlamıştır? 29 Eylül 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yaşanmıştır. Son sorumuz, Trablusgarp Savaşı'nın çıkmasının nedenleri nelerdir? İtalya gelişen sanayisi için ham madde kaynağı ve pazar araması, Trablusgarp'ın ham madde kaynakları bakımından zengin olması,
Osmanlı Devleti'nin karadan ve denizden Trablusgarp'ı savunacak gücünün olmaması, Trablusgarp İtalya'ya yakın olması ve İtalya'nın burayı işgal etme konusunda Avrupa devletlerinin desteğini alması. Bu videomuzda buraya kadar. Diğer videomuzda yine tarihle devam edeceğiz.